Gelecekte Ay'da büyük bir trafik sıkışıklığı yaşayacağız. Burası çoklu evren olabilir. Kozmik kaderin heyecan verici bir dansından bahsediyorum. Peki bunları tek bir teoride nasıl birleştirebilirsiniz? Japonya'nın keskin nişancı Ay görevi yalnızca Ay yüzeyine başarılı bir şekilde inmekle kalmadı. Aynı zamanda bir keşif ortaya çıkardı. O kadar derin ki ünlü astrofizikçi Michio Kaku bile bu olağanüstü başarıya ulaşan 5. ulus olarak kendisini bir şaşkınlık ve alarm durumunda buluyor. Japonya uzay araştırmalarına dair anlayışımızı yeniden tanımlamayı vaat eden teknolojik yeterliliklerini sergileyerek bir kez daha tarih yazdı. Ancak bu arada şaşırtıcı keşifler de ortaya çıktı. Ay'ın çorak bölgelerinde açıklanamayan parlak bölgeler saptandı. Peki Japonya misyonu hangi sırları barındırıyor? Ve Michio Kaku'yu bu kadar sinirlendiren şey sizce tam olarak ne olabilir? Diğer taraftan Kaku'nun Japonya'nın Ay'da gördüğü şok edici şeyler karşısında sizce neden paniğe kapılmış olabilir? Gelin bu önemli konuları incelemeye başlayalım. JAXA Fırlatma Platformu. 19 Ocak'ta Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı JAXA inanılmaz bir şey başardı. Michio Kaku'ya göre özel olarak tasarlanmış sondalarını Ay yüzeyine başarıyla indirmişlerdi. Bu büyük bir olaydı çünkü Japonya bunu yapan 5. ülke oldu ve bu başarıya giden yolculuk 2005 yılında başlamıştı. 2013 yılına kadar Ay görevleri için küçük bir uydu üzerinde çalıştılar. Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'in ana görevlerinden biri haline geldi. Ardından Nisan 2016'da sonda Slim resmi olarak bir JAXA projesi haline geldi ve Mitsubishi uzay aracını inşa etmekle görevlendirildi. Michio Kaku bu görevin ana amacının yeni bir iniş teknolojisini test edeceklerdi. Son derece hassas ve doğru bir şekilde inebileceklerini göstermek istediler. Bu proje çığır açıcıydı ve gelecekte uzayı keşfetme şeklimizi değiştirme potansiyeline sahipti. Bu projenin gelişimi 4 yıl sürdü. Aylar boyunca görüntüleme ve spektroskopi görevi birçok ana unsuru geride bırakmıştı. Diğer taraftan 25 Aralık 2023'e kadar Ay'ın yörüngesine girmeyi hedefleyerek rotasını değiştirdi. Ay yörüngesine zayıf bir şekilde girerek şimdiye kadarki en yumuşak Ay'a inişlerden birini yaptı. Görülen Michio Kaku, Ay'a inişin her zaman zor olduğunu çünkü çok hassas olmanız gerektiğini açıklıyor. Ve bu zorluğun Ay'ın detaylarını araştırmak için akıllı lander'ın tasarlanmasını gerektirdiğini açıkladı. Bu yeni fikir Ay'a çok doğru bir şekilde iniş yapmak için en son teknolojiyi kullandı. Kaku, NASA ve diğer uzay ajanslarının artık Ay'ın herhangi bir yerine tam olarak inmek istedikleri yere ulaşabilmekle yetinmediklerini söyledi. Şans eseri 19 Ocak'ta görev bir atılım gerçekleştirdi. Lander tam da uzayı keşfetme yeteneğimizde ileriye doğru büyük bir adım atması gereken yere mükemmel yumuşak bir iniş yapmayı başardı. Yumuşak inişe rağmen Ay inişindeki zorluklar Slim'in güç kaynağında bir sorun ortaya çıkardı. Kaku, güneş panelinin yeniden şarj etmek için güneş ışığını emmesi gerektiğini, inişten sonra yanlış yöne baktığını, oldukça ince olduğunu ve daha fazla güç elde edemediğini açıklıyor. JAXA'nın yer ekibi yedek pil kullanmak zorunda kaldı. Diğer taraftan çok bantlı spektroskopik kamerayla birlikte Ay yüzeyini keşfetmek için hızla 2 rover gönderdi. Slim'deki kamera bazı fotoğraflar çekti. Bu fotoğraflar bize Ay'ın yüzeyi hakkında değerli bilgiler ulaştırdı. Bu arada Michio Kaku NBC verilerini inceledikten sonra JAXA Lander'ının ciddi bir şekilde hasar görmediği sonucuna vardığını açıklıyor. Bu da JAXA'ya ait güneş panellerinin düzgün bir şekilde şarj olabilmesi için güneşin konumunu ayarlamasını bekledi. Bir ay günü yaklaşık 14 dünya günü sürüyor. Bu da ayda uzun süreli güneş ışığı ve diğer taraftan karanlık olacağı anlamına geliyor. Bu aydaki zamanın dünyadaki zamandan ne kadar farklı olduğunu gösterir. Bu da ilk etapta keşfetmeyi oldukça zorlaştırıyor. JAXA en az 2 hafta boyunca ayrıntılı bir şekilde çalışmak için güneş enerjisini kullanmayı planladı. Ancak beklenmedik iniş probleminden sonra güneş ışınlarının güneş panellerine doğru şekilde çarptığı ay gününün sonunu beklemeye karar verdiler.
Michio Kaku aynı zamanda NASA gibi kurumların bile NASA'nın Apollo misyonları sırasında yumuşak inişlerde zorluklarla karşılaştığını gösteriyor. İnişin belki de daha önce ne kadar önemli olduğunu düşünmemişlerdi. JAXA için bu görev yalnızca teknolojinin ne kadar gelişmiş hale geldiğini göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Apollo 11 misyonu sırasındaki deneylerini düşündüren Kaku'ya göre uzayı keşfederken esnek ve uyarlanabilir olmanın ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. İnmeye çalışırken birçok zorlukla karşılaştılar. Ay kapsülüyle üs arasında iletişim sorunları vardı ve otomatik iniş sistemlerinin çalışmadığını gösteren alarm sinyalleri görülüyordu. Armstrong'un kontrolü ele alması ve modülü yüzeye yönlendirmesi gerekti. Ancak tüm çabalarına rağmen yanlış yere geldiler. Kaku şöyle açıklıyor. Şimdi bunu Slim'in inişiyle karşılaştırın ki bu inanılmaz derecede hassastı. Son zamanlarda Ay'a iniş deneylerinin çoğu başarısız oldu ve uzay aracı yanlış noktalara çarptı. Ancak Slim çok dikkatli bir şekilde alçaldı ve rover'ın konuşlandırılmasına izin vermiş oldu. Bir roketin uçuş sırasında motorlarından birini kaybettiğini hayal edin. En kötü senaryo çarpacağı ve yanacağı üzerinedir. Ya da şanslıysa acil bir iniş imkanı olacaktır. Slim ise hedefe mükemmel bir şekilde inmiştir. Michio Kaku bu başarının Japonya'yı ayı keşfeden ülkeler arasında öne çıkardığına inanıyor. Bu Japonya'nın uzaydaki beceri ve kararlılığını ortaya koyuyor. 21. yüzyılda gelecekteki misyonları için yüksek bir standart belirleyen keşif, aya başarılı bir şekilde inen tek keşif. Bu durum insanların modern ay misyonlarının neden inişlerle mücadele ettiğini merak etmesine neden oldu. NASA bunu 50 yıl önce yaptığında bazıları bunun uzay yarışı sırasında hiç dikkate alınmadığını düşünüyor. Rusya ve Amerika güçlerini göstermek için kıyasıya rekabet etmişlerdi. Ve Amerika hükümetinin tam desteğiyle NASA tarafından ayın keşfine çok fazla para harcanmasına yol açtı. Bugün uzay yarışı yok gibi görünüyor. Dolayısıyla Luna misyonları esas olarak merak veya tanınma arzusuyla yönlendiriliyor. Bu modern sondalar ve araçlar genellikle paradan tasarruf etmek için daha ucuz malzemeler kullanılıyor. Ve birçok uzay lander'ı devlet kurumları değil özel şirketler tarafından yapılıyor. Ve bu onların kalitesini belki de etkileyebilir. Bu değişiklik özel şirketler söz konusu olduğunda uzay araştırmalarının nasıl geliştirdiğini de ortaya koymuş oluyor. Luna lander'ları istatistiksel olarak her seferinde başarısız oluyor. Örneğin Japonya'nın uzay aracı 2023 yılında Ay'a düşmüştü. İniş araçları ve sondalar için başka bir sorun da Ay'ın kendisiyle iletişimin yani bağlantının zor olması. Çünkü Ay radyo sinyalleriyle karışıyor ve sondaların yanlış yerlere inmesine sebep oluyor. Ayrıca Ay'da hava yok. Bu da inişi tabii ki zorlaştırıyor. Dolayısıyla paraşütler dünyadaki gibi çalışmaz. Yani aracın motoru onu kontrol etmenin tek yoludur. Pilotlar iletişim sorunlarıyla uğraşırken bu zorlukları geride bırakmaları isteniyor. Eğer sonda çok ağırsa Çin'in 2013'teki Chang'e 3 görevi gibi düşebilir. Rusya'nın 1976'daki Luna 24'ünden bu yana Ay'a ilk başarılı yumuşak inişi Rusya gibi diğer birçok ülke denedi ve başarısız oldu. Bu iniş sorunlarını çözmek için bir şeyin değişmesi gerektiği ortaya çıktı. Neyse ki Japonya bir çözüm buldu. Yeni yaklaşımları nasıl davranacağımızı değiştirebilir. Ay'ı keşfetmek bize daha başarılı olmamız için umut vermiş gibi görünüyor. İnişler ve uzay araştırmalarında ilerlemeler. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın NASA ile yakın çalışma konusunda uzun bir geçmişi var. Yenilikçi navigasyon sistemi Artemis gibi yaklaşan NASA görevleri için çok faydalı olabilir. İnsanları Ay'a geri götürmeyi amaçlayan program kusursuz değil. Ay'da Slim'le ilgili büyük bir sorun vardı ve bu herkesi şaşırttı. JAXA mühendisleri ve Michio Kaku, Slim'in dik inmek için dikkatlice tasarlanmış olmasına rağmen sonunda baş aşağı ya da yüz üstü indiğini ve bu durumun uzmanlar için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Devamında bunun neden bu şekilde olduğunu araştırmak üzere Michio Kaku incelemelere başladı. Gelecekteki NASA misyonlarının risk altında olabileceğini anlayana kadar Slim'e ne olduğunu çözmek gerekiyordu. Gelecekteki Ay misyonlarının şu anda başarılı olmasını sağlamak için bu sorunun önemli derecede ortadan kaldırılması ya da anlaşılması gerektiğini düşünüyor.
Slim'in inişinin ayrıntıları hala açıklanmadı. Bu nedenle JAXA ve NASA bilim insanları bu gizemi çözmenin ay keşfinden en iyi şekilde yararlanmanın ve gelecekteki görevleri güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için anahtar görevi taşıdığını söylüyor. Bu araç inmek için çok dikkatli bir şekilde tasarlandı. Güvenlik özellikleri ve özellikle çökme bölgeleri olan özel bacaklara sahip. Yüksek hızlarda bile yumuşak bir şekilde inebileceğinden emin olmak için iniş noktası olarak özel alanlar seçildi. Onlardan biri Shelley krateri. 15 derece eğime sahip bilinen bir nokta. İniş alanının özellikleriyle sondanın yapısı ve koordinatları hesapladılar. Sondanın ön ayakları ön bacaklardan daha kısaydı. Ayrıca sonda Slim'in yere inmeden hemen önce ne kadar ağır olursa olsun darbeyi daha yumuşak hale getirmek için 45 derecelik hassas bir dönüş yapması gerekiyordu. Sondanın iki Mitsubishi motoru ve ay sondalarında yaygın olan 12 durum kontrol iticisi vardı. Sorunsuz bir şekilde iniş yapmalarına yardımcı olmak için bu iticiler inişin hızını ve iniş sırasındaki manevrayı kontrol etmek için kullanıldı. İniş ilk önce iki aşamada planlandı. İniş iticileri ve daha küçük bir itici uzay aracını yatıracak ve ardından 5 adet kırılabilir alüminyum kafes son aşamayı yumuşatacaktı. Tüm planlamaya ve teknolojiye rağmen darbe beklenmedik bir sonuçla bilim adamlarını şaşırttı. Slim'in beklenmedik inişine ilişkin spekülatif teoriler bulunuyor. Tabii bunlar yalnızca bilim insanları arasında değil, aynı zamanda halk arasında da bir spekülasyon dalgasına yol açmış durumda. Öncelikle şunu söylemekte fayda var çünkü sırrı çözülemedi. Tam da Slim sondasının inişi aşamasında çok esrarengiz bir görüntü kaydedildi. Slim'in kuzey kamerası iniş aşamasını kaydederken aya yaklaşım ve pozisyon alımı aşamasında kaydettiği bu görüntülerin sırrı çözülemedi. Dahası hiçbir şekilde açıklama yapılmadı. Görüntülerde yaklaştıkça resmen parladığı anlaşılan bazı alanların olduğu görülüyor. Bu bir ışık yanılsaması mıydı yoksa ay üzerindeki bu ışıklar uzaylı varlıklara ait yapılara mı aitti? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşın lütfen. İşte bu görüntünün açıklaması yapılamazken bir şekilde işler uzaylılara çevrildi ve bazı bilim adamları bazı ilginç teorilerde bulundular. Dış güçler mi işin içindeydi? İnsan kontrolünün ötesinde bir şeyin etkilemiş olabileceğini düşündürüyordu sonuçlar. Diğerleri daha da ileri giderek dünya dışı varlıkların dahil olma ihtimalini göz önünde bulundurarak başka bir pencereden de bakılmasına sebep olmuştu. Yabancı bir gezegenden gelen varlıkların göreve müdahale ettiği senaryoları aslında çok da gerçek dışı görünmüyordu. Slim'in ters inişinin gizemi üzerine yeni bir katman daha ekledi. JAXA'nın bilim adamları ve mühendisleri sondanın dikkatli planlamasına ve tasarımına rağmen bu ve benzeri görülmemiş olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışırken şaşkınlığa uğramışlardı. Çünkü uzay ajansında yapılan denemelerde her şey kusursuz bir şekilde çalışıyordu ve bunu yüzlerce kez tekrarlamışlardı. Amaçlanan iniş pozisyonundan sapmış gibi görünmesi ay yüzeyinin ne gibi sırlar barındırabileceğine dair ilgi çekici soruları ortaya çıkarıyordu. Dış güçler veya uzaylılar hakkındaki spekülasyonlar hikayeye ilginç bir yön kattı. Slim'in beklenmedik yöneliminin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladılar. Bazı komplo teorisyenleri uzaylılar hakkında bazı görüşlerini ortaya koydu. Bu iddialar somut olmayan, olayı çevreleyen gizeme dayanan tamamen yokmuş gibi davranılmasına rağmen yine de bu iddialar yetkili kişiler tarafından araştırılıyor. Belki de cevapları ya da açıklamaları biliyorlar. Fakat hiçbir şekilde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılmadı. JAXA'nın bilim adamları sonda ayın yüzeyinde batıya bakan güneş panellerinin dolması gerekiyordu. Slim'in inişinin gizemini çözmek için görevin verilerini ve koşullarını dikkatlice inceleme ihtiyacı duyan benzersiz bir zorlukla karşı karşıya kaldı yetkililer. JAXA cevap arayışını yoğunlaştırdı ve bulmacayı daha da karmaşık bir hale getirdi. Bu anlayış arayışı yalnızca merak uyandıran bilim adamlarını değil aynı zamanda dünya çapındaki uzay meraklılarını da ne olduğunu tam olarak anlamak için büyülemiş durumda. JAXA daha net bir resim elde etmek için muhtemelen NASA'nın Ay Keşif Orbiter gibi kaynaklardan uydu görüntüleri elde etmeyi umuyordu.
bu sondaların ve roverların bazı özelliklerinden bahsedelim. Bunların beklenmedik bir konuma, inişe elverişli olmalarına rağmen Slim iki deneysel roverı konuşlandırarak ve pili bitmeden araştırma ekipmanının mümkün olduğunca çoğunu kullanarak Ay Gezisi adı verilen bu roverları hedeflerine ulaştırmak gerekiyordu. Bu alanda LVS araçları benzersizdi. L1 kurbağaya benziyordu ve zıplayarak hareket ediyordu. L2 ise küçük bir top şeklindeydi ve kumsaldaki deniz kaplumbağası gibi hareket eden tekerlekli bir kameraya dönüşmüştü. Şaşırtıcı bir şekilde L1 yer istasyonlarıyla başarılı bir şekilde iletişim kurdu ve hatta bazı radyo sinyalleri kaydetti. Bunların dünyadan geldiğine inanılıyor fakat hiçbir şekilde neye benzediği ya da cins anlamında ne olduğu açıklanmadı. L1, L2'den oldukça uyarlanabilir ve işlevsel olduğunu göstermiş oldu. Roverların bize gelecekteki ay keşif misyonları hakkında değerli bilgiler verdiğini söylemek gerekiyor. Ancak JAXA, L1'den herhangi bir görüntü almadı ancak ayda Slim'in fotoğrafını çeken L2 oldu. İlginç bir şekilde resim Slim'in olduğunu gösteriyordu. İticiler yukarı doğru bakıyordu ki bu olması gerektiği gibi değildi. Her iki gezici de şu anda bekleme modunda ve hesaplamalara rağmen güneşin geri gelmesini ve onlara güç vermesini bekliyorlar. Ay günü sona erdiğinde pillerinin dolmuş olması bekleniyor. Bu uzay aracını inşa etmenin maliyeti ise 18 milyar yen civarında. Başlangıçta 200 kilo ağırlığındaydı. Uçuş ve iniş için yakıt doldurulduğunda ise ağırlığı 700 kiloya çıktı. L1 ve L2'yi geliştirmek, Slim sondasını geliştirmekten daha kolaydı. Ancak SOR-Q2 olarak adlandırılan LV2 özellikle hafifliğiyle ön plana çıkıyordu. Ağırlığı 250 gram olmasına rağmen oldukça basit görünüyordu. Jakon, Sony, Tomy ve Doshisha Üniversitesi tarafından geliştirilen beyzbol topu büyüklüğündeydi. Şimdiye kadar yapılmış en küçük ve en hafif rover oluyor. SOR-Q, oyuncak teknolojisi, sensörünü birleştiriyor, JAXA'nın robot bilimi ve uzay teknolojisini birleştiriyor. Otonom olarak çalışacak ve ay ortamına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. SOR-Q, dikkate değer bir mühendislik başarısıdır. Shinichiro Sakai, Slim'in proje yöneticisi, görevi övdü ve sadece herhangi bir yere değil istediğiniz yere inebileceğinizi gösterdiğimizi söyleyerek bu başarının gelecekteki Japon misyonlarına ayın yeni bölgelerini keşfetme konusunda ilham vereceğini umuyor. Bu teknolojik ilerleme Japonya'nın uzay ajansı için büyük bir başarı oluyor ve ayın uzak tarafının sondalar tarafından daha fazla keşfedilmesine yol açabilir. Uzay sondaları ve astronotların uzaydan güneş enerjisi toplaması. Ay misyonu yalnızca gezegensel iniş teknolojisini ilerletme konusuyla mı ilgiliydi yoksa başka hedefleri var mıydı? Japonya'nın da uzaya dayalı güneş enerjisini keşfetmeye ilgi duymasının güçlü bir olasılık olduğu akılda tutularak 11 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı, uzayda güneş enerjisini yakalayıp onu mikrodalga ışınlarını kullanarak dünyaya göndermenin fizibilitesini araştıran bir çalışma ortaya çıkardı. Temiz bir enerji kaynağı yaratmayı hedefliyorlardı. Ancak kesin maliyetler hala belirsiz olsa da uzmanlar birçok potansiyel fayda görüyor. Eğer uzaya dayalı güneş enerjisi çalışırsa enerji üretme şeklimizi tamamen değiştirebilir. Ülkelerin sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmelerine elbette ki yardımcı olabilir. Bu teknoloji sadece fayda sağlamakta kalmıyor. Bunu benimseyen herhangi bir ülke, Japonya'nın ay misyonu, ülkenin yeniliğe ve çevreyi korumaya olan bağlılığını gösteren sürdürülebilir enerjiye sahip bir geleceğe doğru çok önemli bir adım atmış olduğunu görebilir. Uzayda güneş enerjisini yakalamak oldukça çekici görünüyor. Çünkü güneş ışığını zayıflatacak bir atmosfer yok. Yani güneş enerjisinin en saf şekli olmuş oluyor. Bu temiz ve yoğun enerjiyi toplayıp en uzak yerleri bile kablosuz olarak gönderme fikri çok heyecan verici görünüyor. NASA ve JAXA gibi uzay ajansları bu teknoloji üzerinde aktif olarak çalışıyorlar. Çünkü onun enerji elde etme şeklimizi değiştirme potansiyelini görüyorlar. Dünya çapında enerji için Slim'in güneş enerjisi teknolojisi bize gelecekteki projeler için değerli bilgiler sağladı. Ancak bazı insanlar güvenlik konusunda hala endişeli. Ve bu sistemleri geliştirmenin ve sürdürmenin yüksek maliyetleri bulunuyor. Tahminlere göre bu yeni teknolojinin kilowatt saat başına çok yüksek enerji üretebileceğini gösteriyor.
Tabii bunun değeri şu an için 61 sent gibi görünse de dünyadaki geleneksel güneş enerjisi santrallerinin kilowatt saat başına 2 ila 5 sent arasında ücret alıyor olması bu konu üzerindeki şüpheleri doğrulamış oluyor. Nihai güneş enerjisi toplayıcısını yapma fikri heyecan verici ama bunun pratik ve gerçekten faydalı olup olmadığını insanoğlu merak ediyor. Sürdürülebilir bir enerji çözümü mü olacak yoksa sadece hükümetlere haddinden fazla maliyetli mi olacak? Uzaya dayalı güneş enerjisinin potansiyelini keşfederken yenilik ve pratiklik arasında bir denge olması ya da denge bulunması oldukça önemli. Son zamanlarda daha fazla ülkenin ayı keşfetmesiyle uzay araştırmalarına ilgi yeniden canlanmış durumda. Bu durum şans eseri yeni bir uzay yarışı hissini ateşlemiş gibi görünüyor. JAXA'nın silimle başarılı inişi gelecekteki uzay keşiflerinin yolunu açıyor. Nereden gelirlerse gelsinler, JAXA silimin misyonunu orijinal hedeflerinin ötesine ilerletmeyi planladıklarını duyurdu. Yüksek çözünürlüklü spektroskopik gözlemlerde dahil olmak üzere daha fazla teknik ve bilimsel veri toplamayı planlıyorlar. Yani gördüğünüz gibi ay hala keşfedilmiş değil ve gidilmedik ve bilinmeyen birçok bölgesi bulunuyor. Elbette ki bir türlü gidilemeyen ve görülemeyen ayın arka tarafı. Daha iyi güneş ışığına ve silimin güneş enerjisi yoluyla çalışmasına bağlı olacak birçok çalışma planlanıyor. Ve bu uzay anlayışında ne kadar ilerlenildiğini gösteren tarihte hatırlanacak bir zaferdir. Silim sondasının güneşe doğru döndüğünde ve her seferinde pillerini yeniden doldurduğunda toplayacağı veriler, uzay araştırmalarının inanılmaz potansiyelini ortaya çıkardığının kanıtları olacak. Bakalım neler keşfedecek? Peki elimizde yeni görüntüler var mı? Bu ana sorulardan biri. Silimin baş aşağı inip güç kaybettikten sonra ne kadar sürede toparlanmayı başardıydı. Neyse ki Lander'ın güneş ışığından elektrik üretebilecek bir yedek güneş paneli vardı. Ancak yanlış şekilde indiği için güneş paneli yeterli güneş ışığı alamadı. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı Lander'ı kapatmaya ve uzay aracını beklemeye karar verdi. Ayın batı tarafı yavaş yavaş güneş ışığına kavuştukça güneşin açısı değişecek ve güneş paneli yeniden çalışmaya başlayacaktı. Ve öyle de oldu ve Lander'ı yeniden çalıştırdı. JAXA ajansı silimle iletişimi X ya da Twitter sosyal medya platformu aracılığıyla insanlara duyurdu. Operasyona devam ettiklerini açıkladılar. JAXA sondası yakınındaki cisimleri görüntülemeye başladı. Onlardan bir tanesine Kanish olarak adlandırdığı bir kayanın yakın çekimini yaptı. Her birine komik isimler verilen farklı boyut ve şekillerdeki kayalardan oluşan ay manzarasının bir mozaiği gösteriliyordu. Bu görüntüler, Sholi kraterinin yakınındaki çeşitli ay arazilerini ortaya koyuyor. Lander'ın konumu ve durumu hakkında bilgi sağlıyor. Silimin hedefinden sadece 55 metre uzaktaki hassas inişi onu şimdiye kadarki en doğru ay inişi haline getiriyor. Bu önemlidir çünkü bilim adamlarına ayın mantosunu inceleme, kökeni ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinme şansı vermiş oluyor. JAXA Uzay Ajansı'nın kilometre taşları. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi ortakların güvenini kazanmasından bu yana küresel çapta tanınmaktadır ve yapımında önemli bir rol oynamıştır. Uluslararası Uzay İstasyonu ISS ve şu anda Gateway Luna İstasyonu için modüller oluşturmaya yardımcı oluyor. Bu çabaların ortasında uzay araştırmalarında güvenilir bir işbirlikçi olarak konumunu sağlamlaştırmış durumda. JAXA iddialı görevler planlıyor. Yapmış oldukları hassas iniş görevi sadece bir başlangıç. JAXA aynı zamanda bir yolculuğa da hazırlanıyor. 2024'te fırlatılacak olan Mars Keşif uzay aracıyla Mars'a gidecek. Bu görev Mars'ın aylarını inceleyecek. Bu görev için Mars hakkındaki anlayışımızı derinleştirmek adına örnekler ve veriler toplayacak. JAXA, güçlü H3 fırlatma aracını kullanacak. Bu son teknoloji roket sıvı oksijenle besleniyor. Verimli bir itiş gücü sağlayacak. H3 roketi 2023'teki fırlatılmasında bazı zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. JAXA, başarı umuduyla Şubat 2024'te başka bir uçuş planlamaktan vazgeçmedi. Ayrıca JAXA yeni Glenn üzerinde de çalışıyor. Mars'ı keşfetmeyi amaçlayan daha büyük bir proje. 98 metre boyunda yeni bir roket. Adı Glenn.
İlk aşamada 7 ve ikinci aşamada 2 motora sahip devasa bir güçlendiriciye sahiptir. İlk uçuşunda Escape misyonunu taşıyacak. Ağustos 2024 civarında gönderilmesi planlanıyor. Uzay araştırmalarında olanaklar Japonya'nın yenilikçi iniş teknolojisi heyecan verici uzay görevleriyle dolu bir gelecek vaat ediyor gibi görünüyor. Sizce Japonya uzay araştırmalarındaki hedeflerini bu hızla devam edebilecek ya da ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi benimle mutlaka yorumlarınızla paylaşın değerli arkadaşlar. Ben Volkan Çelik. Kanalımızda konuyla ilgili birçok video bulunuyor. Bazılarının linklerini açıklama bölümünde sizlerle paylaşıyorum. Mutlaka tıklayın ve izleyin arkadaşlar. Kanala desteğinizi bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkürler. Yeniden görüşeceğiz.